Herkese yeniden merhaba. Bugün kombinlerime gözüm kapalı seçeceğim. Neden diye soracak olursanız benim fikrim değildi. Burada bir jürim var şu anda. Bana çeşitli durumlar yazdılar, çeşitli senaryolar yazdılar. Şuraya giderken, buraya giderken, bununla bunu yaparken gibi. Ve benim için çeşitli kıyafetler, kombinler seçtiler. Daha doğrusu kombinler seçmeden kombinleri ben seçeceğim. Ben yapacağım gözüm kapalıyken. Çünkü sanki göz açıkken çok olaymış gibi. Neden olmasın, yine bir challenge kendime. Ben de bilmiyorum bunları neden yaptığımı. Ama merak ediyorum nasıl olacak. Sadece ucundan lila rengi bir şey gördüm askıda. Başka hiçbir şey görmedim. Bakmayacağım, özellikle kendime güveniyorum. Ve bugünkü bütün kombinlerim Trendyol Mila'dan olacak. Eğer siz de Trendyol Mila'dan 100 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız benim kodumla, yani Duygu20 ile 20 TL indirim kazanabilirsiniz. Başlayalım. Ya makyajım bozulacak. Gözüm bozulacak. Tek sorun bu çünkü. Tamam, görmüyorum. Bakayım bir yanda. Solda mı? Sol. Gidiyorum. Evet. Durumumu söyler misiniz? Sana temanı veriyorum. Hangisiyle başlatalım? Pazar brunch olsun. Pazar brunch. Pazar günü brunch'a gidiyorum. Bu kıyafetlerin arasından ürün seçiyoruz. Ceket bu. Ceket giymem pazar günü. Ne işim var ceketle? Tamam, elendi. Bu ne? Ne bu be? Pantolon. Bu ne ya? Ne bu ya? Tek bacaklı bir etek mi? Tek omuzlu bluz olabilir mi? Tersten asıp beni kaldırmaya mı çalışıyorsunuz? Bu sweatshirtmiş bir şey galiba. Ama kısa kollu. Tül bir şey galiba bu. İçi görünen bir şey mi? Gülmeyin ya. Sıcak soğuk bir şey yapın. Bir şey diyeceğim. Ben böyle gidiyorum ama unutuyorum diğerlerini. Hani sen mesela olabilecekleri kenara ayır, sonra onların arasına tekrar bak. Bir şey var burada, yün pantolon. Giyilir ha bu şeyde, pazar brunch'ında. Simli falan değilse, simli de olabilir. Simli mi? İnşallah simli değildir. Şunu bir alayım ben. Bu da bunun üstü bence, ikisini beraber asmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Nasıl? Çok zekiyim. Belki de değil. Ne acaba bunlar? Tamam, aldım ben bunu. Yağmurluğumsu bir şey. Bu da giyilebilir. Ama acaba bunlar ne renk? Belki mesela şunlar sarı, şu mor olabilir. Öyle olursa çok kötü olur. En iyisi ben bunu atayım. Tamam, son kararım artık. Ya bilmiyorum. Üstüne bir şey alsın, hava soğuk. O yağmurluğu bana aldıracaksın gibi geliyor Rutkay. Yünle yağmurluk giyeceksen al tabii ki. Neyse onu giyeceksin. Hangisinin dokusu sana daha uygun geliyor? Tamam, bir dakika. Şimdi pantolon mu? Pantolon da. Tuşesi. Kaç örgü, tel, bir ters, bir düz. Bu arada ikisi de takım değil, sana onu söyleyeyim. Yani takım yok burada şu anda. Gerçekten. Ama en azından renkler ama iyi. Renk olarak iyi olan ve doku olarak iyi olan iki farklı şey var. Bununla bunun şey aynı değil, örgüsü. Bir de bunu deneyeyim. Bu da değil bence. Evet, zaten söylediniz bunu. Şu farklı bir örgü. Bunu koyuyorum geri. Kesin yanlış seçim yaptım. Küçük gülüşmeler duyuyorum. Gözünü açıp bakalım mı ne seçtiğini? Tamam. Açıyoruz. Vay be! Helal olsun sana. Gerçekten bana helal olsun. Bravo. Bence bayağı iyi oldu. Ben giderim böyle brunch'a. Bayağı güzel. Şurada böyle büyük krem rengi bir çanta dışı. Ne gülüyorsun ya? Güzel oldu. Bir kere ben bunları takım olarak seçebildim yani bu potansiyeli. Cool yaptım. Bir şey söyleyeyim. Helal olsun. Göz kapalı, rengi görmeden. Ama onu da aldım, brunch'a gidiyorum. Bir sürü kazak var orada. Gittim bunu seçtim. Helal olsun. Everest'te de olabilirim. Bayağı kışlık, çok sıcak tutan bir şey. Ama üstte falan çok güzel oturuyor. Bir de boyu iyi. Yani bana uzun olmadı. Bu her zaman iyidir. Güzel valla, ben beğendim. Ben de beğendim. Onun spor üzerinden kaç veriyorsun? Kaç veriyorsunuz? Jüri üyelerim, değerli jüri üyelerim. Bir dakika, hemen. Şimdi toplamda 6 kombin var. 60 üzerinden değerlendiriyoruz. 40'ı geçerse... Bu matematiği neye göre şu anda kurguladım? Matematik kim? Hayır, 10 üzerinden 10 alırsan hepsinden 60 en yüksek puanım. Çok iyi matematik. 40'ı geçersen biz sana emek ısmarlıyoruz. 40'ın altında kalırsan sen bize emek ısmarlıyorsun. O zaman ben 1 veriyorum buna. Yani öyle olmaz. Hayır, adil olacak. Taraflı olamaz. Tamam, ben 10 üzerinden 9 veriyorum abi, bu aldı. Yani aynı renk, doku, moku. Ya yanımda önceden getirdiğim ayakkabım bile oldu. Yani böyle ben öngörülü bir insan. 9. Fashionistayım. Gözüm kapalı kombin yok. Gözüm kapalı. Bu iş için yaratılmış bir insanım, ne diyebilirim ki? Ben burada olmayıp videoyu izlesem görüyor derdim. Vallahi ben de derdim. Bayağı ama bayağı görmedi arkadaşlar. Biz çok test ettik. Gözlükle hiçbir şey görmüyor. İkinci konseptimi alabilir miyim lütfen jüri üyelerimden? Pazartesi sendromu. Moduma da çok uygun bugün. İnan ki benim de.
Ben renk menk bilmeden pazartesi sendromuysa... Gezdir gönlünü. Bence hava yağmurlu olabilir. Bir de yağmur tam olur, anladın mı? Bu ne ya? Böyle karanlık, iğrenç bir pazartesi bundan bahsediyorum. Tamam, karanlık, iğrenç pazartesi. Yağmurluktan yola çıkayım. Şu yağmurluk. Ama bu kısa bir yağmurluk. Biraz spor galiba bu. Yani inşallah. Şu ne? Bu güzel bir şeye benziyor. Trenç kot gibi bir şey bu. Deri mi bu? Aldım bunu. Tamam, içine ne giyeceğim bunu? Of, kombin var ya, inanılmaz zor bir şey ya. Of! Şu simli bir şey yok. Sweatshirt. Etek bu. Short çıkarsa çok kötü olur. Alayım mı bunu? Tamam. Etek bu. Kot etek galiba. Yani lacivert olabilir, siyah olabilir, mavi olabilir. Belki de mordur. Üst. Şimdi üstüne geldi. Gece bir şey gibi sanki. Üst bulamıyorum. Sweatshirt giysem. Sweatshirt'ün rengi var ya, bu o mor sweatshirt'e çok kötü olur. Bir tek onu gördüm. Morsa çok kötü olacak. Ya hadi artık aldım. Gri falan olsun değiştiremez. Ya. Siyah olsun. Biraz acımasızlaşmaya başladı. Tamam. Tamam, giyeceğim bunları. Pazartesi sendromu. Tamam. Gerçekten pazartesi sendromu oldu. Ya koyu renk o zaman. Şimdi arkana bakmadan onları kenara alalım. Tamam. Bakmıyorum. 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 Bir şey diyeceğim. Bence çok güzel oldu. Hiçbir şey diyemezsiniz. Net giyerim. Pazar sendromu değil bu. Nasıl? Ben sendromlu, yani üzgün ya da sinirli olduğumda çok süsleniyorum ve bunu biliyorsun. Tam benim giyeceğim bir şey bu. Bence mesela bu akşam arkadaşlarla yemeğe giderken falan evet, daha güzel olur. Bak çok güzel oldu kombi. Ofise gelmez miyim ben? Şey nelerle geliyorum ofise? Sen gayet eşofman giyiyorsun sendromda olduğun zaman. O diğer seviye, kötü bir seviye o. Evet. Bu daha şey bir sendrom. Bak. Siyah trench coat okey. Hani böyle pazar sendromuna uyuyor. Evet bir bak var orada. Bunu kapatınca. Bir dram var. Bence bu bir arkadaşlarla akşam yemeği buluşması. Bak karalar bağlıyorum, yastayım ve siyah gözlük hayal et. Ama kombini değerlendiriyoruz. Ne diyorsun Rutka? Sinir bozucu şekilde güzel oldu. 10 veriyorum. Aşkımsın. Teşekkür ederim. Kombin çok güzel. Ne konuşuyorsun o zaman da? Konsepte uymadığı için. Despot menajer. Ama doğru. Sendrom günlerinde... Sendromuna uymuyor. Uyuyor çünkü güzel olmak hayır, istiyorum. Çünkü kendimi iyi hissetmeye çalışıyorum. Ama sendromluysan... Sendromluysan o gün böyle kendi iğrenç bir gün yani böyle her şey hayır, kötü. Hayır sendromluysan tutarsız hissedersin. Tutarsız hissedersin. O yüzden... Bu da tutarsız işte. Şık olmuş. Ben psikolog oldular başıma. Ben 3 veriyorum. Sen 10 veremezsin. Kombine 10 ama konsepte... Verdi artık. Duydum ben bitti. Hayır bir dakika. Orayı montajlı. Ya sendromlu kıza düşük puan verilip daha da sendromu sürüklenilmez. 10 ver ki motivasyonu tamam, yoksa. Tamam ben 3 veriyorum. Bir dakika tamam. O zaman yanımda bir stylist oturuyor. 10 verirken benim 3 vermem birazcık tepki toplayabilir. Politik benim davranıp halka oynuyorum. Benim modadan anlamadığımı düşünebilirler. Politik davranıp halka oynuyorum ve ben de 6 veriyorum. Teşekkür ederim. Tribünlere oynama. Teşekkür ederim. Ben... Gidiyorum. Şu andan itibaren kronometrene başlatacağız konsepti. Neden ya? Çok oyalanıyorsun. Olmaz öyle. Daha zorlaştırmamız lazım. Üçüncü konseptim. Toplantı yapalım. Toplantı yapıyoruz. Bir saniye kronometreyi başlatıyorum. Ceket vardı şurada bir yerde. 2 dakika yeterli mi? Çok. 1 dakika çok, ver. 1 dakika. Saçmalamayın ya. 1,5 dakika. Başlattım. Tamam. Ceket. Alamadım. Aldım ceket aldım. Ne giyeceğim altına bunun? Şu ne pantolon mu bu? Hayır. Bu da ceket. Bir dakika bu tweet gibi bir şey. Ne giyeceğim bunun altına? 15 saniyen oldu. Alt yok. Alt dolu orada. Alt bulamazsın. Sen pantolonla gidebilir miyim altsız? Kadar. Alt buldum. Etek buldum. Tamam etek buldum. Ama üst lazım bana. Çıplak giyemem ceketi. Tamam 37 saniye oldu daha. Vay zaman. Hadi 1 dakikan tamam var. 1 dakikada oturup dikersin. Ne bu? Tek omuz. Neyse. Seksi top altı. Burada bir stylist oturuyor. Bir İnşallah iş görüşmesi sen değildir. Yazık kızın kaderi. Ya! Çok mu hoppa olacağım? Ürünlerin hepsi güzel ama birleştirmeni şey yapamıyorsun. Bakabilir miyim? Tamam şöyle ucuyla bak. Sonra arkanı görme. Bence renkler iyi. Renk geçişlerini hep bir şekilde tutturuyor ha. Nasıl oldu bu iş? Dokular. Tatam! Allah Allah. Çok güzel oldu. Bir şey söyleyeceğim. Doğru söyle, görüyor muyum? Yemin ederim görmüyordum. İnanmamaya. Ve video fikrini bana söylediler. Ben dedim ki tamam zaten
çok kötü olacağı için çok komik olur video dedim. Video hiç komik olmuyor ve çok hoşuma gitmiyor bu durum benim. Bayağı gözü kapalı yapıyor, komplekse girdim. Ceket etekten kısa olduğu için bunu normalde böyle giyinmek evet, gerekir. Evet, bir de bence. Yani o çok takatı değil diyorsun. Yani ama çok iyi bir oldu. Bir şey diyeceğim. Tuşeleri. Etek de müthiş. Gerçekten çok beğendim eteği. Kazak da çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Sadece ben mesela, sen bunun üstüne bu ceketi giydin mi normalde? Normalde ben bu ceketi hani bu arada şöyle bir şeyle tercih ederdim. Daha böyle siyah jean, içine siyah bir şey, üstte böyle lacivert bir şey olarak giyerdim. Ceket de çok güzel ama bence etekten kısa olduğu için... Yani aynı boy olsa giyilir. Aynı boy olsa giyilir. Aynı. Evet. İkisi de kaşe ve çok güzel. Aynen. Helal olsun sana. Diğer güzel kombimi giyeyim bari. Bir dakika dur, daha puanını vermedik. Pardon. 10 veriyorum. Hayır, bir dakika. Vay be! Ceketin kısa değil. İşte onu ben söyledim. Tamam, önce Rutkay versin. Ben Rutkay'dan referans alırım. Dürüst mü olayım? Dürüst olayım. Gerçekten hata varsa söyle. Yani kısa oldu evet ama dokularını falan tuttu. Renk geçişleri de iyi. Böyle gelsem senin yanına kızı ne biçim giymiş demezsin. Asla ya. Demem. İyi, ben de 9 veriyorum. Sağ ol tatlım. 1 puan da sinirimden kırdım. Ben şu an benim hayal kırıklığını anlattığım bir veriyor. Böyle bir video hayal etmiyorduk. Video plot twist yani çok kötü. 8 veriyorum. Teşekkürler. Diğer güzel kombinime giyeyim de birazcık gözleri, bir gönülleri açılsın. Bir tanesi kötü olmalı artık yani. Miri'yle görüşmeye gideceksin gibi. Tamam. Başladı. Ay çok güzel olmamaz mı? Nasıl olacak? Bu arada tek parça yapamazsın ya. Kombin kombin. Aa, elbise mi şey? Ama bu akşamlar da giyilmez. Bu ne? Eşofman giyemem, hayır. Çok şık, glam bir yerde. Evet. Glam mi? Evet. Dur, simli bir şey var. Hah, fış bir şey buldum. Elbise buldum. Tamam. Buldum. Buldum. Üstüne onu giyeceğim. Üstüne bir şey bu. Hava soğuk, ceket lazım. Hayır ya. Evet, vay, tek parça etmiyoruz. Ama hava sıcak. Tamam, giderken araba evine kadar üstünde bir şey olması lazım. Hadi bir dakikan kaldı. Paltoyu bence seç. Olmayacak üstümde bir şey. Bulamam. Bulacaksın. Orada çok şık ceketler var. Paltolar var. Bak 42 saniye oldu. Palto nerede? Bak, ay, hayır bu olmaz. Şu ne? Uzun bir şey bu. Allah Allah. Bunu giyeceğim. Giymeyeceğim ki bunu. Bana ne, giymem ya. Ay, zorundasın. Giyeceksin. Yağmurluk giyemem. Çok saçma. Bunu da giyemem. Sweatshirt da giyemem. Bu palto ben. Bir dakikada seçtim valla. Aferin. Piyade pul çok meşhur. İkinci date olmayacak. Bir şey diyeceğim, palto asla kötü olmadı elbiseyle. Çünkü paltonun kalıbı çok güzel ve bol ya, uzun. Sen şu anda kendini niye yoruyorsun? Sen askısın, askı. No need askı. Askı mıyım ben? Saksı mıyım ben? Ne diyorsun Rutkay? Bir elbiseni aç bakalım, bir görelim. Tamam. Güzel bu böyle. Böyle botum falan. Güzelim şu an yine. Bak yine yoruma girdi, evet. Bak kızın üstünde oluyor. Sinirden yarım kilo börek yedim burada. 1.66'lık bir manken olacağım ben. Elbise çok güzel oldu. Elbise çok güzel. Yıkılıyor. Net yani. Giyeceğim bunu yani. Çok güzel. Sadece date'e giderken bilemem çok mu? Ben date'e gidiyorum. Bir gelinlikle gideyim isterseniz. Date değil mi bu? Date bu. Meraklı turşucular gibi. Ölüyorum sana vibe'ı var. Ben ölsem date'e böyle gitmem bu arada. Eşofmanı giyerim, kahverengi daha iyi bir vibe. Konsepte uymadı. Konsepte hiç uymadı. Bir şey diyeyim, ama nereye götürüyor beni? Belki balaya götürüyor prens. Ay, Cihangir'de bohem bir restoran dedik. Cihangir'de bohem restoran, niye date'e gideyim ben ya? Sen zaten niye date'e gidiyorsun? Aynı bir şey de. Aşkım şu anda bu bir paralel evren ve alter egom bu benim. Tamam, paralel evrendeyiz. Ben hayatımda böyle bir date'e gitme kombini görmedim. Elbise güzel, ona lafımız yok. Bizim de değilsin. Bir şey söyleyeceğim, nereye gidebilirim bununla? Bir düşünelim sizle beraber. Bunları artık hala almıyorum. Bak, gala yapsak mesela, gala olurdu bu. Evet, sana film izlemesine bunu seçebilirmişsin. Nereye gidebilirim, nereye gidebilirim? Yani bir gece... event'e gidebilir, bir davete gidebilir ama yani... Doğum günü, mam günü olur. Ama hani şey asla değil yani. Çocuk date. Kaçar galiba böyle gitsen herhalde. Erkek izleyen varsa şu anda. Lütfen. Kaçar mısınız ben böyle gelsem sizin de date'e? Bence kaçmam. Ama hani... Bir kız böyle date'e geliyorsa ikinci... Kebapçıya gidiyorsun mesela. Aa, ikinciye gelinlikle gelir bu. Zorlama, puanlara geçelim. Bir. Bir. Ya, elbise güzel ama temaya hiç sıfır. Sıfır yani. Sıfır olsaydı puan evet. Hakkımı sıfır verirdim ben. Bir bir. Çünkü ben seni böyle bir date'e gönderemem. Ben çok giderim zaten. Bir de senin onayından geçeceğim. Öyle artık her şey benim onayımda.
arkadaş buluşması. Ama bizimle bir arkadaş olsun. Buluşmasına bir şey verelim. Mesela bir yere gidiyoruz. Hani zorlaştıralım biraz. Doğru, öyle çok basit oluyor. Yoksa oradaki... Yoksa oğlum da değil size boş ne giyersem miyim ne olacak pijamayla da gelirim okey. Sen ne olabilir? O zaman Paris'te bir defile de arkadaş buluşması. Saçmalama. Niye? Yok. Yok, onu yapamam. Paris'te defilede mi buluşuyoruz biz? Ne biçim de gossip girl'de mi yaşıyoruz? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Burada bir çekimden çıkmışsın. Tamam. Akşam önemli bir etkinliğe gideceğiz. Etkinlik öncesi Rutkay, ben, sen yemek yiyeceğiz. Ama şık bir yerde diyeceğiz ama çok da abartı olmaması gerekiyor. Hayal gücünü çünkü gideceğimiz seviyorum. Etkinlik bir tık da böyle hani spor bir etkinlik. Başlattım. Şu tek omuz bana bir gelsin. Dur sen burada. Ay yok, şu da güzel. Şu daha spora benziyor, jarsemsi. Bu. Onu boş ver. Bana yardım et. Rutkay. Jean giyebilir miyim? Giyebilirsin. Yani jean giyer de nasıl bir jean olduğuna bağlı. Nasıl bir jean? O siz seçtiniz. Ben nereden bileyim nasıl bir jean? Bilmem, o seçti. Bence en baştaki birkaç... pantolonu seç. Bak ben sana yardımcı olayım. Jean. Onu bak skinny gibi bu. Bu risksiz, bu olur her şeye. Hayır bence. Olmayacak mı? Bu ikisini giyiyorum. Üstüne de Rutkay güzel olmam lazım. Celebrity stylist. Celebrity'in deliriyor şu an. Ağlayacak, kriz geçiriyor. Onu seç. Kim ona? Göster bize. Elbise mi bu ceket mi anlayamıyorum. Yok ki. Ya. Elbise ise çok kötü olur. Aa, hiç güzel olmaz o kardeşim. Koy bırak. Bak ay son 15 saniye. Ama çok bak şöyle bırakın. Üstü böyle açık giyebileceğim bir şeyse olur. Tanrım. Ya Rutkay. Süre bitti zaten, mecbursun. Ne bunlar be? Carse, kot, jean, kültür karmaşası. Hayır, ben güzel olacağım görürsünüz. İddia hadi ediyorum. Bakalım. İddialıyım. Neyse zaten daha puanlı. Birinci olur. Olacağım. Para ödülüm ne kadar? Para ödülün bizi kaybetmemek. Akşam bir... bir kere bu benim tam giyeceğim bir kombin. Tam benim tarzım bir kombin. Göbek açık hastalığına yakalandığım için. Göbeğim açık. Dar bir şey yüksekse. Pek hayırlı bir şey çıkmayacak. Şimdi düştün ben çok beğendim. Aşırı güzel bir gömlek. Şu an yalan söylüyorum. İçindekine bakayım. Jarse. Canım ben mi yaptım onu jarse? Ne yapayım yani? Seçmeydin. Üstüne spor jean kılıklı bir gömlek. Daha iyi bir seçenek bana bulur musun şu an üst? Çok az üst vardı. Hayır, orada örmeler falan vardı, taplar vardı. Hiçbirini örmenin seçmedi. Örmenin üstüne istesen gömlek giyeyim, süper olur. Bu gömleği de seçmeyebilirim. Evet. Gömlek çok güzel, hiç laf ettirmem gömleğe. Ama sonuç sıfır. Sonuç da çok güzel. Sen sıfır. Hiç güzel olmadı. Sen kendisine başına. Bence sen bu kombini yapıp evden çıkmazsın. Saçmalama, net çıkardım. En giyeceğim bu. Bu içine bu jarseyi giyer miydin? Ya bunu giymezdim. Ama uzaktan bak. Çok uzaktasın. Gözüne kısık bak. Lacivert oluşu bir kere. Lacivert gibi de görme. Siyah gibi gör onu. Crop. Oldu canım. Söyle. Hayır bak. Olmadı. Oldu. Mantık doğru. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şunu görmediğiniz... Bir kere gözün kapalı bir şekilde kumaşları en iyi anlaman lazım. Rengi hadi geçtim. Jean gibi seçtin. Onun içine jarseyi nasıl seçtin? Kabul et bunu. Evet. Gömlekle jean. Şu okay. Çok güzel bence. Ay o çok güzel ama tamam. Bir duyusunu kapadık. Öbür duyuları açık da. Evet. Seçeydi içine bir pamuk. Var mı bak? Var, dolu. Yarım kolluyu siyahı seçseydin şu an cuktu. Yine sana bir 10 verirdik. Bu işin içinden alnını çıkardım. Evet. Bırakmayacaktım, biz sana dedik. Gömleğin hatırına. Ya biz burada ürün pazarlamıyoruz, kombin yapıyoruz. Gözü kapalı kombin yapma. Kombin olmadı. Kollarımı sıvıyorum bak, kavgaya geleceğim. Çıkarsana gömleğini. Evet, üstündeki kalıbı falan çok güzel. Hayır, bir şey diyeceğim, onu çıkaramam mikrofonuma. Ama güzel yani. Hiç uyumlu parçalar değil birbirine. Değiller. Kamerada öyle görünmüyor olabilir ama arkadaşlar bize inanın. İnanmayın, anlamıyorum. Sıkılarak Rutkay'ı getirdim ki doğru yorumlayamadım. Olmadı. O jean'le gömleğin hatırına... Ben belki böyle mutlu hissediyorum. Sen demez misin her zaman önemli olan selebitimi mutlu hissetmesin? Böyle bir mutluluktan bahsetmiyoruz. İki. İki mi? Abarttılar. Abarttılar. Beni destekleyenler lütfen videoyu like'lasın. Abarttılar. Şu an abarttınız. Beşi var yani buna. Onları alırken iyiydin. İki de üzüldü. Yok ya. Bu iki olamaz. İki olabilir mi bu? Ben 4 veriyorum. Kıyamam. 4 artı 2, 6. Ortalaması 3. Galaya mı gitsin? İlk gösterime gitsin. Galalık bir şey yok ki ama. Burnu var mı? Hani abartı da... Var mı öyle bir şey ama ciddiyim. Bir bakın ona göre. Bakalım bir kenara kal. Hayır, yoksa olmaz çünkü. Hakikaten orada ne var? Dur bakayım. Neredesin? Buradayım. Neredesin tatlım? Neredesin? Ses var. Gel. Geldim. Bir şey diyeceğim, böyle gala premier bir yere git dedim ama gidemezsin, çok günlük bunlar. Gidemez miyim? Yani böyle hani ön gösterim falan olabilir bir filmin. Hani Soho'da falan oluyor ya ön gösterim, daha casual. Öyle bir şeye seç. Ama böyle... O zaman bir de çıkış noktası vereyim mi? Aynen. Çıkış hadi. Noktası veriyorum, hadi bekle. Hah, bunu kombinle. Rengi çok cool.
Ne bu, eşofman verdim Rutkay, ben salak mıyım? Eşofman değil o. Eşofman bu. Kesin iş eşofman. Rutkay, bunu çok istiyorsan sen giy. Hayatım, ön gösterim bu. Herkes çok casual. Soho'da bu. Soho'ya niye eşofmanla gideyim ben? Hayır öyle mi? Basın gösterimi, ön basın gösterimi. Sen kimi kandırıyorsun? Eşofmanla toplu ayakkabı giyen mi kız? Evet. Rihanna yapsa atlarsınız. Tam jean ceket buldum. Oo, bunu niye daha önce bulmadım ya? İlk defa elime geldi. Ne? Jean. Pantolonlu jean. Süreyi başlattın mı? Jean buldum. Aldı. Bir tane var altın zaten. Hayır bu altı giyeceksin. Altı. Hayır giymeyeceğim onu. Altı giymeyeceğim. Ne oldu? Aa, bu, bir dakika bir şey buldum burada. Ben olsam bu eşofmanı giyerim. Bak dinlemiyorsun burada bir stylist sana öneri. Güzel. Şimdi bu kot bunu bırak. O zaman soldan üçüncüyü giy üstüne. Sol, üç, bir, iki. Heh, o. Bu. Hayır bu sweatshirt. Rutkay seni dinlemeyeceğim ben. Sen beni sabote ediyorsun. Ya ben Türkiye'deki bütün benim kadınları giydiriyorum. Tane... Dinler misin beni? Şu an üstün yok. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane ben yere attım siyah. Oo bilmiyoruz onu. Bastık oraya bir ara bulman lazım. Orada değil. Soğuk. Orada değil. Soğuk. Soğuk sıcağı gibi. Soğuk. Hayır eski askı yerine geldi o. Sıcak. Oh. Ha şu buldum. Ya bu kız çok güvenli kombinlerle ilerliyor ama. Nasıl olabiliyor? Anlamadım. Abi eşofman çok iyiydi. Ha tamam ben Soho'da onu giyeceğim ama seninle beraber gireceğiz içeriye. Aa, asla olmaz. Ve diyeceğim ki Rutkay giydirdi bu gece beni nasıl olmuşum. Aa, sektörden silinirim asla. Ve tagleyeceğim seni Instagram'da. Ben deli herhalde der kaçarım. Style by Rutkay Özdiş. Sinemaya gidiyorum. Ve çok beğendim. Gidebilirim. Evet. Ama şimdi kritik bir an. Bu arada biz az önce hesap yaptık. Şu anki ortalaman 30. Noterden gelen bilgiye göre 30 puandasın. Yani 10 anda... tam puan alırsan geçiyorsun. Rutkay'cığım önce senin yorumlarıyla başlayalım. Pantolon çok güzel. Çok güzel. Aşırı güzel. O botu da her şeye oldu. Her şeye oldu. Bu bot öyle bir bot ya biliyor musun? Bilerek giydim. Kaza, jean'i, gömleği çok güzel. Yazıklar olsun. Bir şeyleri kötü de en güzel. Net giyeceğim bir şey. Bak ben seni böyle bak, gördüm. Net. Hani evet. Siz ne diyorsunuz? Ben bayıldım. Aşırı iyi. Bu pantolon acil alınması gereken bir pantolon. Başka renkleri var mıydı bunun? Biraz da bir sıradanlık. Sinema değil mi acaba? Sinemayım be artık ne? Yok, sinemaya da eşofmanla mı gideyim? Sinemaya sen topuk gala mıydı bu? Ne galası be? Uydurma. Uydurmaya başla. Yalana başvuruyor şu anda. Ben Soho'da ön gösterim dedim. Kabul etmedi. Ha evet. Edeydin 10 puan verirdim. Ama normal bir halk sinemasıysa bilemiyorum şu an. Bir kere ben sürekli topuklu giyiyorum. Bunun bir de hakisi varmış. Hakisi varmış. Aşağıda bütün kombinlerimin linkleri olacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani nasıl yaptın? Bilmiyorum. Ya bize birazcık taktik. Yani asla olmayacağını düşündüm ya. Renginden haberim yoktu mesela. Şu ne renkti? Bu ne renkti? Belki bu pembeydi yani. Pembe olsa çok kötü olurdu. Olabilirdi. Ben de güzel güzel demeye geldim buraya. Güzel güzel demeye geldim. Hakkını ver, 10 puanımı ver. Hiç Hande bana bunları vaat etmemişti. İnan ki yani. Rezil olacak, eğleneceğiz dedi. Benim hatam. Hep güzel şeyler seçmişim. Kardeşim sen ver puanını. Ben içime el vermeyecek başka bir şey verirsem 10 veriyorum. O zaman vuruş. Ben veriyorum. Dın dın. Çok heyecanlıyım. Şu an şey, peki 40 puana tamamlarsan buraya böyle şey maşallah yapacak mısınız? Mr. Ki hayal etmişim ama teşekkürler. 10 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hak ettiğim buydu. Çok sağ olun. O zaman 40 oldu. Kaybettik. Birincimiz İstanbul'dan Duygu Özaslan. Çok teşekkür ederim. Yarışmayı İstanbul'dan katılıyorum. 28 yaşındayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bütün kombinlerimin detayları aşağıda, linkleri hepsi olacak. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler Rutkay'cığım, Hande'cim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.